Erin, Ahmet burada. Yine toplantı var. Bizi bekliyorlar. Aytan, ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Grev yapılan fabrikalarda polis bazı işçileri gözaltına almış. Çatışma falan çıkmış. Bize iş düşecek herhalde. Hem Ahmet bizi bilhassa çağırmış. Başkan öyle söyledi. Hadi. Aynı yüksek bir katılım vardı. Gir. Merhaba. 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 Oturun. Başkanım, arkadaşlar, biliyorsunuz birkaç iş yerinde grev var. Önümüzdeki günlerde grev yapan iş yeri ve işçi sayısında artışlar olacak. Çeşitli tahrikler ve provokasyonlar var. Ne kadar dikkat etsek de, kaçınmaya çalışsak da yer yer çatışmalar oluyor. Önümüzde mühim bir mesele var şimdi. Topkapı'daki konfeksiyon atölyelerindeki grev 4 aydır sürüyor. İşveren bir grup sendikası işçiye işbaşı yaptırmak ve grevi kırmak istiyor. Bunu da demokratik bir hakmış gibi göstermeye çalışıyor. İşverenle yarın bu konuyu görüşeceğiz. Berin Hanım, Ayten Hanım, yarınki görüşmede sizin de bulunmanızı istiyorum. Hukuki desteğinize ihtiyacımız olabilir. Hazırlıklarınızı buna göre yapın lütfen. Gir. Özür dilerim. Ayten Hanım için bir telefon var. Mühimmiş. Müsaadenizle. Tabii, buyurun. Ayten Hanım ve Berin Hanım hazırlıkları yapar, yarın Topkapı'ya gelirler. Bana söyleyeceğiniz bir şey yoksa Ahmet Bey, benim başka bir toplantı için çıkmam lazım. Yok başkanım, teşekkürler. Tamam, peki. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Zaten Berin Hanım. Sıkılmayın. Eğer istiyorsanız siz de gidebilirsiniz.
kalk, çıkıyoruz. O kadar oldu mu? Olmuş vallahi. Berin, topla artık kendini. Bak eve gideceksin, Hakan seni böyle görmesin. Bize gidelim istersen biraz. Ya da bir yerlerde oturalım, bir şeyler içelim ha? Yok sağ ol. Ben biraz anneme gideyim. Onunla konuşurum, belki iyi gelir. Peki o zaman. Ne düşüneyim ki? Aslında her şey başından beri belliydi. Siz Soner'le birbirinize aşıktınız. En sonunda Murat da öğrendi demek ki. Yoksa o halde beni niye evi terk etsin ki? Bu kadar kederlisin. Aşktan kavrulan bir tek sen misin? Ahmet döndü. Üstelik iş icabı sürekli onu görmek zorunda kalıyorum. Her seferinde yaram dağılıyor. Daha ne olsun ki? Aptiş kızı. Ne oluyor be? Televizyonda acıklı film mi seyrettiniz? O televizyon da kapalı. Murat Aylin'le münakaşa etmiş. Bir süre bizde kalacak. İyi, tamam. Sen? Ben geçerken uğradım, eve gideceğim. Bizim ev pek yol üstü değil ama... neyse, sen en azından eve gidebilecek durumdasın. O da iyi. Dur. Biz pazara gittik. Aa, ablamlar gelmiş. Aa, ne toplaştın sen? Ailem bir süre bizde kalacak anne. Aylin ve Berrin eve geldikleri için ben seviniyordum. Ama annem hiç de sevinçli görünmüyordu. Buna anlam verememiştim. Zaman içinde anladım. Her anne yavrusunun kendi kanatlarıyla uçmasını ister. Uçmayı öğrendiği zaman da yuvadan gideceğini bilir. Ayrılık hüzün verir. Her anne bu hüznü kabullenir. Çünkü o da kendi annesine yaşatmıştır ayrılık hüznünü. Dayanılması zor olan, uçan kuşun kolu kanadı kırık, çaresiz bir şekilde yuvaya dönmesidir. Böyle bir geri dönüşün verdiği acıyı anlamak ancak anne olmakla mümkündür. Gecemizi mahvettin. Bugün yine suratın beş karış. Ne oluyoruz Berin? Bir şey olduğumuz yok. Bak, çalışmanı istemediğimi söyledim. Sen çalışacağım dedin. Ben de razı oldum. Ne hala senin derdin? Ha? Ben seni mutlu etmek için ne yapmam gerekiyor bilmem ki. Yoruldum artık. Ben de yoruldum Hakan. Çok yoruldum. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.